Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şöyle bir gördüğünüz gibi bir lahanamız var. Bu lahanayı ben sarma saracağım. Nasip olursa bir diğerki videomda inşallah. Şöyle biraz bıçakla açtım ama sizin yanınızda da haşlayıp nasıl pratik kesilip nasıl sarmalık, en kolay sarmalık nasıl hazırlanır onu göstereceğim arkadaşlar. Bugün de böyle bir video paylaşmak istedim sizinle. Şöyle hemen tenceremi koyacağım ben. Sıcak suyumu hazırlayacağım. Kaynar suyumu. Ve yapraklarımı da şöyle bir bir ayıracağım bıçakla. Ve hemen haşlamaya geçerim. Öncelikle şöyle bir leğenim var. Küçük bir leğenim. Ve kettle'ımda ben daha önceden suyumu ısıttım. Kaynattım. Ve hemen şöyle yapraklarımı açtırmadan, yıktırmadan fazla şöyle açtım. Evet, şöyle üzerine kettle'ımda kaynattığım sıcak suyu dökeceğim. Tamamını döktüm. Şimdi birazcık şöyle tenceremin kapağını kapattım. Çok hafif haşlayacağım arkadaşlar. Ne çok pişecek, ne diri kalacak. Sarma kıvamına geldikten sonra yapraklarımız daha doğrusu suyunu salıp o sıcak suyun içerisinde hafif buruştuktan sonra bu yapraklarımızı haşlayıp çıkarıp sarmalık olaraktan hazırlayacağım. Evet, bunların da şu sap kısımlarını açtım. Yaprak kısmını açmadım arkadaşlar çünkü yırtılabilir. O yüzden bunu ben böyle bıraktım. Sıcak suyun içine tencereme böyle daldıracağım ki hemen şuradan bir bir ayrılmaya başlar. Şimdi ben ayırmadım. Sadece saplarını ayırdım birbirinden. Şöyle biraz alt üst etmem lazım. Evet, bir posta yaprağımı haşladım, çıkardım. Bunu da böyle göstereceğim size arkadaşlar. Evet, tenceremin içine tamamen yerleştirdim. Bu yapraklar hafif böyle suya, sıcak suda buruşmaya, kendini sarmaya başladıktan sonra şu göbeği ortasından çıkartacağım. Evet, yapraklarımız kaynamaya başladı. Hemen kolayca şu göbeğini oradan çıkardım. Bunu da salatamda kullanacağım arkadaşlar. Salatası çok harika oluyor. Beyaz lahanaya ve içine de kırmızı pancar rendeleyeceğim. Çok da güzel salatası oluyor kırmızı pancarla ve lahananın. Şöyle kapağımızı kapattık. Şu çöp kısımları da yumuşamaya başlasın. Evet, lahana göbeğimizi tamamen çıkarttıktan sonra biraz haşladık yaprakları. Alt yaprakları haşlandı. Şimdi iç kısmı, üst kısmı haşlansın diye ters çevirdim. Ve kapağımızı da kapattım. Yapraklarımız istediğim gibi aslında haşlandı. Şimdi ben bunları hemen ocağımı kapatıp çıkartacağım. Hemen şöyle suyu sızılsın. Evet, şimdi güzelce çeşmemizi açacağız. Ve bu lahana yapraklarımızı yıkayacağız.
yapraklarımızı yıkadık. Şimdi kesme kısmını göstereceğiz ve yıkamamızın sebebi de o üzerinde o sası kokusunun gitmesiydi arkadaşlar. O sarı suyun akmasıydı. Evet, yapraklarımızı güzelce. Öncelikle şöyle yapraklarımızın şu kök kısmını şöyle alacağız. Ve bunları şöyle göstereyim. Şöyle şu kırışıklarını açtıktan sonra şöyle küçük küçük doğrayacağız arkadaşlar. Sarmamızın eğer küçük olması, büyük olması sizin elinizde. Ben şöyle fazla büyük olsun istemiyorum, küçük olsun. Bunlar hani az önce göbekleriyle beraber koymuştum ya, o yaprakları. Şöyle şu damarlı kısmını alıyorum. Evet, püf noktamız bu arkadaşlar. Şu damarlı kısmı böyle çok da rahat çıkartabiliriz. Şöyle hemen bir tane daha göstereyim. Evet, yaprağımız bu. O kırışık, içine dürülmüş, bükülmüş halleri böyle kaynayınca güzelce açılıyor. Ve şöyle damarlı kısmı çıkartıp eğer yapraklarınızı küçük keserseniz sarmalarınız küçük olur. Ama büyük istiyorum ben, hani uğraşamam diyorsanız ya da sizin tamamen kendi tercihinize bağlı. Böyle böyle de bırakabilirsiniz aslında. İnce uzun sarabilmek için. O kırışık, o göbeğindeki yapraklar. Böyle açılıyor. Şöyle dilediğiniz gibi sarıp böyle de koparabilirsiniz. Evet, şimdi bu sardıklarımı kestiklerimi ben göstereyim. Böyle istediğiniz gibi sarıp mesela şu yırtık tarafından kopartıp sarabilirsiniz. Sarmanızın, yaprağınızın uzunluğunu ne kadar sarılacağını siz kendiniz tamamen siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, pratik ve kolay kesim bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videom eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet, böylece de pratik yaprak sarmamızın, lahana sarmamızın yaprağı nasıl kesilir? Bu şekilde. Belki bilenleriniz vardır arkadaşlar ama bilmeyenler için anlattım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle kalın inşallah.